Bu virüsün belirtileri ne? CNN Türk muhabiri Özgür Deniz Kaya ve kameraman Onur Özel cevaba baktı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı. İnsandan insana bulaşarak hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı önlemler artırıldı. Karantina altına alınan kentlerin sayısı onu aştı. Uzmanlar virüsün kuluçka döneminin 5 gün olduğunu söylüyor. Koronavirüsün belirtileri nelerdir? Koronavirüs aslında yeni bir virüs değil. Yıllardan beri, yüzyıllardan beri görülen, tanımladığımız virüslerden bir tanesi. Daha önceki yıllarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına, soğuk algınlığı benzer klinik tablolara sebep olan bir virüstü. Hafif seyirlerle kendini geçiriyordu. 10 yıl, 15 yıldan beri yine Çin'de başlayan bir SARS, daha sonra Suudi Arabistan'dan başlayan bir MERS ve şimdi de yine gizemli virüs diye tanımladığınız, yeni bir virüs dediğiniz koronavirüsün aslında bir alt tipi. Hastalarda yüksek ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı en önemli bulgular. Bunun yanında bazen ishal, bazen idrar problemlerinin olması gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu hastalıktan korunmak için diğer viral enfeksiyonlarda olduğu gibi yakın temastan kaçınmak lazım. Sadece insanlarda değil, hayvanlarda da görülüyor. Sadece insanlarda değil, hayvanlarda da hastalığa sebep oluyor. Özellikle kedilerde. Yüksek oranda hastalığa sebep oluyor. Kendi kendini sınırlıyor. Ölümlere neden olmuyordu. Ama bu genetik değişikliği olan, yeni tanımlanan bu virüsler biraz daha ağır formda seyrediyor. Peki koronavirüse karşı hangi tedbirler alınmalı? Hasta olan bireylere 1-2 metreden daha yakın olursanız, çok yakın mesafede bulunursanız, hapşırıkla veya öksürmeyle veya solunum yoluyla bireyden bireye geçebilen bir hastalık. Hapşırması sırasında ellerini kullanması, ellerine karşı hapşırmasını yapması, solunum alması ve o ellerini de birçok yere sürmesi sonucunda sağlıklı diğer bireylerin oralara tutunmalarıyla bireyden bireye bu yolla da geçebiliyor.